Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İsrail'den saldırı mesajı geldi. Yeni operasyonun sinyali verildi. Kıymetli izleyenler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Ekim'den bu yana devam eden bombardımanlar nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a saldıracaklarının sinyalini verdi. Kıymetli izleyenler, Gallant düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları üyelerinin yarısının 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürüldüğü veya ağır yaralandığını ileri sürdü. Kassam Tugaylarının 18 taburunun dağıtıldığını ileri süren Gallant, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarının savaş tarihindeki en karmaşık operasyonlarından biri olduğunu ifade etti. Gallant, geri kalan Kassam Tugayları taburlarının Gazze'nin merkezinde ve Refah'ta olduğunu iddia ederek, Gazze şeridinin merkezinde ve güneyinde henüz savaşmadığımız yerlere, özellikle Hamas'ın son kalesi Refah'a da ulaşacağız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti. Gallant'sa 1 Şubat'ta Gazze şeridinin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi. Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının Refah kentine taşınmasının yeni bir soykırım döngüsü anlamına geldiğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini ifade etmişti.